Önemli bir gelişme var. Merkez Bankası'nda bir atama var. Şu an altyazıya da yansıyor. Şöyle ki elimdeki metinden okumaya gayret ediyorum. Atama kararları. Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Semih Tümen, Başkan Yardımcısı Doktor Uğur Namık Küçük Para Politikası Kurulu üyesi Profesör Doktor Abdullah Yavaş görevden alınmış. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine Profesör Doktor Yusuf Tuna atandı. Yeni bilgi. Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas telefon hattımızda. İyi akşamlar Yavuz Barlas. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Faiz konusunda ne anlama geliyor? Bu görevden almalar ve bu atamalar. Yani sondan başlarsak BBK üyesi yani para politikası kurulu üyesinin görevden alınmasının sebebi Amerika'da yaşıyordu ve işte toplantılara katılamıyordu vesaire. Bununla alakalı eleştiriler de olmuştu. Yani para politikası kurulu üyesinin ayrılmasının yani alınmasının sebebi bu. Ama diğer iki başkan yardımcısı için ise farklı bir konu var tabii. Yani bu sonuçta Merkez Bankası Başkan Yardımcıları bu yönetim komitesinde yer alırlar ve faiz kararlarında aslında yaptıkları analizlerle kararları da yönlendirirler bir parça. Veya önümüzdeki dönemdeki beklentileri ifade ederler. Bizim edindiğimiz bilgiye göre yani en azından bununla ilgili konuştuğumuz kişiler verdiği bilgilere göre şu ki yani bu iki üyenin faiz indirimleri konusunda ya da buna benzer konularda daha çekimsel davrandıkları, analizlerinde daha çekimsel olduklarına yönelik ifadeler vardı. Dolayısıyla hani bu Merkez Bankası'nın son dönemdeki stratejisi, izlediği yolla çok uyuşmadığı, dolayısıyla bu nedenle de görevden alındığı ifade ediyor. Tabii bunlar yani ne kadar şeydir, yani bunlar önümüzdeki günlerde daha netleşecektir. Bu saatte bu isimlerin yerine gelen atamalar da var. Yerine gelen atamalara dikkat çeken BDK Başkan Yardımcısı bir isim Taha Bey. O geliyor Merkez Bankası'nda başkan yardımcısı olarak. Bir kişi daha henüz atanmadı. İki başkan yardımcısından bir tanesi atandı bu gece. O da önümüzdeki günlerde ismi gelecektir diye tahmin ediyoruz. Ama bu özellikle dolar kurunda çok hareketli günler geçirdik. Yani 9'un üzerine 9'un hatta 9.10 TL'ye kadar çıkan bir dolar kuru gördük. Tam bu dönemde böyle bir atamanın olması da tabii dikkat çekici. Yani bunu söyleyebilirim. En azından bu atamalarla ilgili yorum olarak. Teşekkür ediyorum bağlandığınız için Yavuz Barlas. Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni. Çok teşekkürler. Sağolunuz. Yavuz Barlas'ın yorumunu ekrana taşıdık. Bu atamalarla ilgili olarak Merkez Bankası yönetiminde resmi gazetede kendine yer bulmuş olan bu atama kararı ne manaya geliyor? Bunu Yavuz Barlas bize özetledi. İleriki saatlerde de hem bültenlerde hem de yarın daha etraflıca diğer saatler içerisinde de açılacak bir konu diyelim.